Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sonra çalışsanız da bizleri de çok şükür iyiyiz. Orucu biraz yorgunluk var üstümüzde. Mezarlıktan geldik. Bayağı saat 2'de 3'te yedik. Gökhan uzandı biraz. Ben de yemek hazırladım. Buna yemek sürdüm. Saat şu anda 6.30'a geliyor. Az bir şey şöyle yemek saatine kadar Gökhan bahçeyi biliyecek. Kandırdım onu, yine gel bahçeyi biliyelim dedi. Sıkıldı. Burada 5'te marketler hep kapanıyor, bakkallar falan. Bu da eve geliyor, otur otur sıkıldı. Buna bir iş çıkarım dedim bugün yine. Bismillahirrahmanirrahim. Bahçede mübarek kaya gibi olmuş. Niye öyle oldu onu da anlamadık bu sene. Her sene nasıl güzel olurdu toprağımız. Keseklerini kır Gökhan. Bak hele şu oradan başlayalım. Şu oradan. Niye? Orası hem yumuşak. Niye buradan başlamıyor burada? Sen oradan başla yine de ya. Gel lan. Recep gel annem oradan. Ne zaman iş bulmayalım babamsın? Recep. Getir dütünü, getir annem, getir. Buradan mı gel? He oradan. Gel annem, gel. Babam. Bu sene toprak niye böyle oldu Gökhan? Nazardan. Tüh. Toprağa da mı nazar olur? Nasıl diyorlar size? Ya ne demezsin. Ölüyorlardı bizim için. Bu da Gökhan'ın meşhur lafı arkadaşlar. Bir şey oluverdim hemen bu lafı söyler. Hadi bakalım, sen site bitmiyor mu? Başla. Ne site? Hülya yine bana iş buldu diye. Her zamanki işimiz ya. Alıştık gayrı. Boş yakalamayın. Valla oruç biten kadar seni boş yakalarım. Ondan sonra bir başladın mı seni zor. Boş yakalamak. Öğlenin de hava güzel de bulandı ya. Yağmur geliyor diyorlar. Bilmem artık yağar mı. Bak sana yardımcı geldi. Çekil lan. Esas niye taş gibi olmuş ki? Vallahi bilmiyorum. Bu yüzden de hatta şey billedik ne ettik. Gökhan kirazlar nasıl açmış bak hele. Maşallah deseydin kurdacı. Kurutmam da koya bu sene buraya kaldırdık ya, açmaması lazımdı. Niye? Öyle sanıyordum ben. Dulda ora dulda daha iyi açır. Kirazlar açmış arkadaşlar. Şu karşı taraftaki de şeftali, onda da var çiçek. Bunlar soğuk almadı da kayısılar hep soğuk aldı bu sene. 2 senedir hiç kayısı yemiyor. Şurada bir tane kayısı ağacımız var. Onu da hakkına ucuna koyacağım. Onu da Gökhan kesecek. Şuraya yakacak yapıp burayı örtecek ya arkadaşlar. O yüzden o da içinde kalıyor. Mecbur onu kesmek zorundayız. Yumuşak yeri billesene de kendine yoruyorsun. Yarın setri nasıl billeyeceksiniz? Setri ben billeyim de. Ha. Marul ekeceğim yani, şuraya az bir şey marul ekeyim de. Bu sene toprağımız arkadaşlar hem çamur hem de taş gibi. Şuna bakın el Allah'ına. Her sene aynı kum gibi olurdu. Nasıl güzel billenirdi, bu sene yok. Ben billediğimde öbür ilk aktardığımda niye iyiydi? O zaman iyiydi ya, İsmail üstünde çok dolandı herhalde ya, ya ondan. Ondan mı? Şu boz topraktan bunun üstüne toprak atmışsınız. Kırmızı toprağın üstünü basmış. Ondan. O babamın getirttirdiği toprak hiç güzel değil. O da bahçeye kırmızı toprağı yiyoruz arkadaşlar. Biz kırmızı toprak getirttirdik. İki motor. Nasıl güzeldi. Geçen sene kaynatan da değişik bir toprak getirmiş. Böyle rengi, boz rengi. Bizim burada boz toprak derler. O taş gibi olur, kaya gibi böyle. Müşmur tesliydi o yanına alınca o yanın toprağını da buraya attık. Burası böyle oldu işte bu sene, bakalım. Böyle çorba yapmadım. He? Çorba yapmadım diyorum. Çorba mı? Hmm. Zaten içmiyorsunuz. Bir gurizanla benim için. Annem. Anne.
toprak yaş kanka. Görmüyor, babamın getirdiği toprak iyi değil, daha çamur. Senin üstüne motorla kırmızı toprak geçsek düzelir mi ki? Sen ne diyorsun ya? Direkt düzelir. Zaten bunun üstüne kırmızı toprak olmak lazım. Sen iyi inşallah. Senin için sohbetine doyum olmuyor diyorlar. Ne mi? He. Allah razı olsun. Kim diyorsa. Koca nasıl çok konuşuyor böyle diyorlar. Azıcık sussun diyorlar. Cimeden çok konuşan çok yalan söylerdi. Ya. Ondan söyleme orada. Öyle miymiş? Evet. Az konuşan yalan söylemiyor muymuş? Az konuşan az söyler. Çok konuşan çok yalan söyler. Neydin? Aa sensin. Sen sohbetteci. Biz arabayız. Ben ha? İşçiyiz o, biz. Çalışıyor. O nasıl işmiş? Ben çalışmıyorum. Çalışan adam konuşmaz. Ece seni ağlarsam bir seni. Dayıst! Recep! Ne diyorsun baba? Neymiş o? Nereden buldun lan o taşı? Oradan götürdü ya bahçede. Nereden götürdün? Recep. Gel. Gel. Tabana da yumurta mı şey? Ben de yumurta tam ayağın denginde birlesen yeter. Kalanı da yarın birlerik beraber. Beraber. Neyse arkadaşlar, Gökhan burayı birliğe dursun. Ben de mutfağa gidiyorum. Sen niye beraber birliğe okta yarın? Niye? Bensiz iş yapmaz mısın? Yapmam. Kendiniz dinlen. Sen? Hı. Biz çalışacağım yani. Bir çalış. Öğlenle geliyorsun, akşamüstü de yarısını beraber bileyecek yani. Geliyorsan ben neye geliyorum öğlenle işte? Neye geliyorsun? Yatmıyor mu? İyi. Ben çalışacak olduktan sonra inşaatta çalışırım. İnşaatla bura bir mi? İnşaat i̇şte. Zor. Bura ne ya? Bak şimdi nasıl güzel serinlik çökmüş. Zorumu şu çıktık ya dese. Sıcak olsa çıkar mıyım? Ben de sıcak olsa sana demem canım. Çık da çalış deyin. Bu da beni hiç beğenmiyor arkadaşlar. Durmadan kötülüyor böyle. Sen yapama. Seni demen. Sen yapman. Ben de iş yapmıyorsam herhalde kimse yapmıyor. Yapıyorum yapıyorum maşallah. Allah esirgesin. Amin cümlemiz. Neyse ben bu şeye gidiyorum, mutfağa gidiyorum. Salatayını yapa durayım. Hadi sana kolay gelsin. Güle güle. İnci bırakırım ben zaten. Ya da az bir şey daha yap bırak. Maşallah maşallah kudularım. Tam eve ya gidiyordum bunları. Arkadaşlar babam geldi. Yarın çeyirdeğini alacağım. Neyin çeyirdeğini? Yarın çeyirdeğini, titil değil. Evet tamam. Titin hemen soruyor. Tadı yok. Geçen sene niye solmadı ya? Tadı yok ama. Tadı yok hayır. Ama hep otelini atıldım. Tadı yoktu canım. Bu kadar hangini koparıyorsunuz? Gücü yarıyorsunuz. Bundan sonra bahçeye girmek yok. Yaksa. Ben alayım hangisini? Hiç konuşmuyorsunuz ki acık. Ona öyle duracağım mı tömbe? Onu alacağım oradan. Nereye alacağım? Nereye koyalım? Var mı o yanda lazım? Keşke kalınca gidip kakar koyacağım.
Bunu dökeceksiniz ya. Oraya oraya yaz da şöyle. Oraya yüksek yapmayı da. Dururma. Bakalım. Bu da şimdi o sene kakarık. Olur. Kalksa da olmaz ki o toprak az. Birbirimizi buraya geçelim. Bak gitti mi girelim kakarık suyanın acımda. Burada bir şey geçersene samanla kayarsın. He he. Burası öyle kalsın yonca. Ya. Yonca ha? Saman dışarıya kayarız da yonca kayarız. Ya dediğim gibi düz yazıyorum. Buraya ne kayacaksın ya? Orayı çık olacağım o ağaç oradan örtecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Doğuyum ben. Burada sobam kopardı da çıkacağım ben yukarı ya. Bir konuş gitme diyorum arkadaşlar. Üşüyorum ben gideceğim diyor. Konuşamam gari, konuşamam. Yok. Niye? Herhalde virüs olmuşsun herhalde. Ya. Öyle diyorlar, öyle diyorlar. Ben değil de. Sağlam adamı da mı virüs yapacaklar? Birisi diyor ki yemek yerken ağzına kokuyor mu diyor. Gidirmiyorum dedi, oldum böyle. Tamam. Hayatta hatta diyorum. Onun alakası yok onun. Yok yasakım. Yaşı vurduk ya. Babam hastalıktan pek korkar arkadaşlar. Ağaç hastalansın tamam. Hemen hastanenin yolunu tutar. Götürüm Mustafa'nın kızı da İstanbul'da aynısıyım. Terleyiyor diyor gece. Ekmek kokuyor diyor. Vah. Ondan sonra. Hep doktorumuz ne oluyor? Bir hastalık var diyor. Bir oldum ya. Yavaş yavaş döneyim bak. Onunla geçmiş olsun. Döneyim arkadaşlar. Atlattık koronayı çok. Lan arkadaşlar koronaya yakalanmadı. Ya. Çalışıyor bak. Çalışmaymış ya. Diyorum. Ağır çalışıyorum ağır. Ağır çalıştığın işimizden var. Yarısını bu an bitiririm. Yarısını da yarın bitiririm de. Kendinizi yolda mı buldunuz Hülya? Ne öğrenelim baba? Beni bir yakalasın ya. Bir yakalasın. Boş bırakma zaman. Neyse. Valla ben dondum Hülya kaçacağım. Bak dediğim gibi şuraya da bille. Ağacın oraya dar mı? He, şöyle bille. Şunu da şöyle açırız bille. Tamam. Bille de burası da yüksek et yani yüksek. Bille yüksek et. Şimdi yemeğe geçtim arkadaşlar. Yemek yapmaya başladım. Gerçi yemeğimi hazırlı fırına sürdüm de. Ayrıca bir de biraz pilav yapacağım yanına. Şöyle bir tane soğan doğradım. Bu yemeği de herkes bilmez arkadaşlar. Yani bilen olur, bilmeyen olur diyeyim daha doğrusu. Şöyle soğanı örürken de şöyle sizlere yakından gösterip annem mercimek toplamış bugün tarlalarda. Normalde biz buna mercimek diyoruz da normal ismi madımak arkadaşlar. Yani öyle geçiyor madımak diye. Ama bizim burada yeşil mercimek derler buna. Böyle çıktığı zaman toprağlar kimi böyle kavuruyor buzluğa atıyor kışın yemek için. Şimdi böyle pişirir gir. Annem az bir şeyi bir pişirim kadar kendine toplamış. Bir pişirim kadar da bana toplamış. Gerçi Gülizan'ın ikisi gitmişler. Beraber toplamışlar. Bunu pişireceğim. Bunu da aynı biz ıspanaklı pilav gibi pişiriyor. Normal. Soğanla beraber bunu kavuruyor arkadaşlar güzelce. Temizleyip doğradıktan sonra içine de birazcık bulgur pilavı döküyorum. Ondan sonra suyunu döküp ağzına kapatıyorum. Yani ıspanaklı pilavın aynısı, hiç değişen bir şey yok. Çok çeşit var herhalde, bilmiyorum şehir illerinde. Biz sadece bu çeşidini yapıyoruz bunun yani. Başka öyle fazla çeşitlerini yapmıyoruz. Bu yüzden gel annem sen salata malzemelerini çıkardın. Yıkayalım, bir yanında salata yapalım, az bir şey kaldı. Gökhan da bahçenin yarısını dinledi. Sonrasında gel şimdi eve oturuyor. Yoruldu. Zaten bugün bayağı yoruldu. Elektrikler gelmiş. Elektrikler yine bir gidiyor bir geliyor. Sorunlar şu anda. Veriyor babanın ne malzemelerini? Şey masanın üstünde. Altında. Su
güzelce öğledik arkadaşlar. Öğledikten sonra bir şey. Salçasını dökeceğim. Sonra da mercimeğimizi döküp kavuracağım. Şimdi hepsine mi yapıyorsun? Tamam, doğru. Hadi bakalım, bugün salatamız sende. Güzelce yıka onları. Yapalım mı salatayı? Yapalım da, maydanozdan yiyecek mi? Maydanozdan az bir şey yapsan yeter, çok değil. Şey, bundan Ali sen seçenini alalım. Tamam, maydanozu ben hallederim, sen öbürlerini yıka. Ben doğrayalım maydanozu. Abi, aç. Hadi, bastım. Hadi. Mercimeğimizi güzelce çöktüm arkadaşlar. O da şöyle ölsün biraz. Ondan sonra kurduğumuz döküp suyunu ayarlayacağım. Şöyle ağzını da kapatalım. Suyu döktüm tabii. Ağzı düştüm. Recep. Anne şu maydanozu kaybolundu. Bak fırını. Yaramazı görüyor musun? Fırını açıyor. Hadi sen evet. Ben onun içineydim. Gel bakalım taşım benim. Gel akıllı. Hadi. Hadi baban yanına. Hadi. Hoş. Bak buraya saklanıyor. Onun yeri olur. Aldın mı malzemelerimizi? Bakayım. Tamam onları yıkadın mı? Geç var orada güzelce doğra. Anne ne diyeceğim? Şunu şöyle yaparak doğrayayım, şöyle yaparak doğrayayım, şöyle daha doğru. Kendi bile nasıl bir şey yapar rahatına gelirsin. Bıçak. Bıçak ver işte. Şu olur mu? İyi olur şu. Tamam onunla doğru olur. Elini kestin mi? Kenara koy. Çok azalmış. Bugün salatalık da kızarmış. Öğrensin. Yanında kullansın hem de öğrensin. Değil mi güzel? Küçük mü doğrayacağım? Küçük mü doğrayacağım? Gözük mü geliyor? Gel bakayım ben. Kaç 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 kaç. Oldu mu anne? Bakayım anne. Az daha küçük bakayım onları yürüdük de. Şöyle seni yakından çekeyim ben. Hadi küçük. Bitir. Marul doğrayınca. Teker teker mi hepsini mi? Hepsini bir becerirsen hepsini doğru. Öyleyse bunlar doğramasın. Başlarını atın mı? Eline dikkat et de. Kalanına bakma. Biraz daha ince. Oluyor, oluyor. Hadi. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi mercimeklerimiz de kuzeyerçi ölmüş. Salçasını da attım. Güzel, şu şeyimizi ver bakalım, bulgurumuzu. Mercimeğine göre de az bir şey şöyle bulgur döküyorum arkadaşlar. Çok fazla dökmeyin o zaman. Sadece bulgur pilavı yemiş olursunuz. Eğer böyle mercimek kullanan bilen kişiler varsa tabii. Bunlar için söyledim. Şimdi bunun suyunu dökeceğim. Lambayı yaktık mı karanlık görünüyor. Biter mi böyle böyle yapıyorum? Buna biraz daha su dökelim. Yap bakalım. Tamam. Onu da dök. En kolay da salata. Salatamız
Salatalı da doğru güzelce. Bitirdin mi o salatayı? Bitirdim. Uçuk domatesle yedim. Ece. Salatamızı güzel doğradı arkadaşlar. Ben hiç elime bile değmedim. Hepsini kendi doğradı. Birazdan da tuzunu falan atacak. Yemeğimiz de pişti. Az bir şey sulu oluyor tabii ki. Bakın. Bu şekilde. Yanına da şöyle sarımsaklı yoğurt. Bu yemeğin yanında arkadaşlar mercimekli pilavın yanında sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazı. Mutlaka bunu ikisini de yapmak gerekiyor. Zaten dışarı çıkmayasa var. Sarımsaklı yoğurdu yiyince de dışarıya çıkmayacağımız için gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Şöyle Gökhan'da tatlanmış. Bunu da şöyle koydum buraya. Soframızı hazırlarken tekrardan görüşürüz arkadaşlar. İçecek var artık, içeceklerimizi ısmar, sen götür. Bardaklarımızı ne? Şu büyük bak benim. Tepsimizi hazırla, şeyimizi. Anne. Anne. Şu büyük bardak benim. Ya da güzel anne. Güzel sirke verene. Anne şurada bir kola bardağı var. Anne ben Mustafa yapmalıydım. Onun Mustafa yapmalıydım. Sana sayın. Kaç var anne. Annem anne. Ya şuradan bir şey yapsam ya. Arkada daha güzel bardağım var. Gelin. Benim de canım. Bölüyorum yemekleri. 3-4 dakika olmuş. 40 dakika olmayacak galiba. Anca bölüyorum. Arkadaşlar dünden dolma yapmıştım. Patlıcan, kabak, domates. Unu ısıttım. Unu koyacağım. Yiyen olursa. Şöyle yakınlaştı olmuş ya dur. Yedi şuraya işte. Yemeğe mi? Yemeğimizi arkadaşlar şöyle et sürdüm fırına almıştık çocuklara. Biraz da pilavımızdan koyalım. Hı, tamam. Hani ıspanaklı pilav gibi. Zaten bu öyle olur ya, ıspanaklı pilav gibi. Tatlı olur mu anne? Çok güzel olur tabii. Ben onu ilk gördüm de ilk ıspanaklı pilav sandım. Niye bir ara bitirmiş bir yaptılar? Ne mercimeği bir ara bize nene neyine gittik toplamaya geldi. Şöyle yani. Bölelim tabağımızda da. Yemin sirdik. Yemin sirdik de. Suframızı serdin mi oğlum? Tavuk etimde arkadaşlar sadece böyle sürdüm fırına. Patates falan koymadım. Şunu da şöyle buraya koyalım. Bugünkü iftar menümüz de böyle arkadaşlar. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Şöyle dolmam da biraz dağıldı. Zaten az bir şey kalmıştı arkadaşlar. Salatamız hazır. Yemeğimiz hazır. Şöyle tekrardan getir. Bakın mercimekli pilavımız bu şekilde. 5 dakika var. Bugünkü videom da böyleydi arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.